Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle orkide çiçeğimizin sapını budama işlemi yapacağız. Orkide çiçeği böyle sap verdikten sonra çiçeklerini verdi, tamamladı. Bir tane şuradan şu bölgeden kestiğimiz çiçekte de dölleme oldu. Ondan da tohum elde ettik. Şimdi bunu kesmek için orkide çiçeğinin şu alttan 1, 2, 3. boğumun üstünden kesme işlemi yapıyoruz. Bunu kestikten sonra çıkartıyoruz. Kestik. Çıkarttık. Bu şekilde elimizde orkide çiçeğinin sapı kalıyor. Şöyle göstereyim. Yine bunu da 1, 2, 3. boğumdan bir kesim yapmamız lazım. Yapıyoruz. Daha sonra 1, 2, 3. boğumu var. Buradan da bir kesim yapıyoruz. Her 3 boğumda bir kesim yaptıktan sonra bu kesilmiş parçaları benim şurada diğer çiçeğimden, evet şurada da diğer çiçeğimi de görebilirsiniz. Ondan da evde yetiştirdiğim bu ağaç şeklinde bir bitki bu. Ondan dallar budamıştım. Bu budadığım dalları suyun içinde beklettim ve kökler oluştu. İkisinde de. Bunda bu daha fazla oluştu. Bunlar kökler oluştu. Artık bunlar dikmeye hazır. Bunları da diktiğimiz zaman her biri birer tane o bitkiden olmuş olacaklar. Şimdi bunlar bunun içinde zaten böyle kalıyorlar. Orkideden kesmiş olduğumuz her bir çubuğu da sapı da bunların içine daldırıyoruz. Maksat ne burada? Maksat nemli ortam sağlamak sürekli. Bu nemli ortam sayesinde buradan kök verme olasılıkları var. Onları bu şekilde bekleteceğim. K2 veya kök attıkları zaman bunları da şeffaf vazolarımızın içine, saksılarımızın içine koyarak bunların da yeni birer orkideye dönüşmesini göreceğiz inşallah. Bakalım bunlar oluşursa tekrardan sizinle paylaşacağız. Bunlar bu şekilde. Herkese iyi akşamlar.